insan ömrünün, gençlik insan ömrünün bir kısmına tekabül etmekte günümüzde. Fakat uzun dönemler boyunca insan ömründe gençlik diye bir ara birim, ara bölüm bulunmamaktaydı. İnsanlar çocuk ve yetişkin olarak nitelendirilmekteydi. Bunu sanat eserlerinde ve hukuk nosyonunda görebilmekteyiz eski dünyada. Mesela 13. yüzyıla kadar Batı dünyasında tasvir edilen hemen hemen tüm İsa figürleri aslında yetişkin bir yüze sahip çocuk bedeni formunda. Dolayısıyla çocukluk ve yetişkinlik arası bir şey var. Burada bir gençlik durumunu görmekteyiz. Keza İslam hukukunda da insanların hayatı ikiye ayrılmakta. Akıl vali olanlar ve olmayanlar. Bulu bu noktada önemli bir sınır. Buludan önceki herkes çocuk, buludan sonraki herkes de yetişkin sayılmakta. Peki gençlik nasıl ortaya çıktı? Gençlik, genç kime dendi bu dönem içerisinde? Bu önemli bir soru. Eğitim hayatının uzamasıyla aslında genç kavramıyla karşılaşmış olmaktayız. Batı'da keza üniversite hayatı, doğuda medrese hayatının uzaması insanların kendi hayatlarını yön verecek bir geçime, bir tertibata, kendi evlerine vesaire sahip olmamasıyla aslında gençlik ortaya çıkmaya başladı. Ve bu bağlamda da genç kavramı özellikle modern dönemde eğitim hayatının uzamasına paralel olarak yaşı konusunda, sınırları konusunda çok da belirginlik, çok da üzerinde uzlaşmaya varılamamış bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Mesela günümüzde Avrupa'nın eylem planları içerisinde gençlik eylem planları içinde sınırlar çok değişken, kimisinde 28, kimisinde 30'u görmekteyiz ve bu sınırlar belki her sene biraz daha ileriye doğru ötelenmekte. Türkiye'de gençlik dediğimizde hukuksal anlamda bazı sınırlarla karşı karşıyayız. Mesela yetim maaşı alan erkek çocuklarının 25 yaşına kadar bundan yararlanması aslında devletin gözünde gençliğin de bir sınırını bize verebiliyor. Keza bazı noktalarda işte 18 yaşın önemli sayılması gene önemli çocukluktan çıkışın bir sınırını bize vermekte önemli bir ipucu sağlayabiliyor. Ama dediğim üzere gençliğin tam olarak nerede başlayıp nerede bittiği konusunda çok büyük tartışmalar var. Şunu genel olarak söyleyebiliriz. Bir insan eğitim hayatını bitirdikten sonra kendi işine ve kendi evine sahip olduğu an aslında gençliği de bitmiş sayılmakta. Bu noktada özellikle modern ülkelerde, modern dönemlerde insanların master yapması, doktora yapması bu gençlik çağını 30'lu yaşlara kadar uzatmakta. Mesela Silvia Volpi'nin bir yazısı var bu noktada. İtalya'da diyor gençlik sınırı 35'e dayanmış durumda. Türkiye'de bu olur mu, olmaz mı? Olacağı benziyor işin aslında.